Evet Tonguç, 8. sınıf Türkçe 2. dönem 1. yazılının provasına hoş geldin. Bugünkü... Hoş bulduk hocam. Nasılsın, iyi misin Tonguç'um? İyiyim hocam, sağ olun. LGS hazırlık süreci nasıl gidiyor? Üzerimize afiyet hocam. Tamam, LGS hazırlık süreci yeni sınavda, yeni sistemde yeni sorular var ama sen yine okul derslerine de önem vermelisin. Okul yazılarından en yüksek not almalısın. Biz bugünkü dersimizde... Okulda hocaların sorabileceği tarza Milletin Bakanlığı kazanımlarına bakaraktan güzel bir yazılı provası hazırladık. Fakat burada aynı zamanda dil bilgisinde konuları tekrar ediyoruz. Fiil çatısı, fiilimsi, cümle öğeleri, işte cümle türleriyle alakalı, yazım, noktalama ile alakalı ciddi seçici sorularımız var. Cümlede anlam, parça alakalı. Mesela bu soru bence seçici bir soru. Aynı zamanda Tonguç'um sen hem yazılı yazılanmış oluyorsun, çaktırmadan da LGS'ye göz kırpacaksın ve konuları alacaksın. Şimdi devam edelim. Bu arada günde kaç soru gün? Çok. Günde son 12 konucum. soru çözmeye başladım hocam artık. 12 sadece Türkçe ile alakalı herhalde. Ay, hocam genelde toplamda hepsiyle, sayısal sözler hep beraber. Ama evladım bu sene LGS yeni bir sene. Biraz daha çalışkan olmalısın. Artık Tonguç değişecek. 13'ü de... çıkartabilirim hocam sizden. Hayır sen. evladım daha da çalışmalısın ki. Bak şu anda bu arkadaşlarını seviniyorlar. Aa iyi diyorlar Tonguç bizim rakibimiz olamayacak, bizi geçemeyecek. Ama temelinde bu sene gerçekten gayret gösteren bütün adaylar başarılı olacak. Şimdi gel biz konumuza dönelim yazılıya. Şimdi bu tür sorularda ne yapıyorduk? Önce paragrafı okuyup sonra soruya geçmiyorduk. Önce soruyu okuyorduk. Yukarıdaki parçada kim konuşturulmuştur diyor. Aa demek ki burada bir konuşturma sanatı var. Sonra da parça anlatımı güçlendirmek için düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur diyor. Oo. O zaman burada biz önce parça okuyup kimin konuşturulduğunu bulacağız. Ardından da hangi düşünce geliştirme yolu var? Yani örneklendirme mi, benzetme mi, var ona bakacağız. Şimdi öfkem kadar güzeldir şefkatim. Papatyayı, laleyi, gülü, yasemini, hasılı binbir renkli şeyi ben taşıdım dünyaya. Deniz aşırı ülkelere benim sırtımda gitti polen polen yaşam. Uçan sayemde uçtu. Yüreği terlerken Ağustos sıcaklarında Rençber'in alnından ben aldım hasreti. Ben taşıdım umudu yüreğine tohumun. Ne hikayeler öğrendim zamandan. Kimini duyduğum, kimine şahit oldum. Her birinden bir name vurdum sırtıma diyor. Şimdi burada bir insan konuşuyor olabilir mi? Bakalım. Eğer öfkem kadar güzel de şefkatim diyorsa bu insan olabilir. Ama papatyayı, laleyi, gülü, yasemin, hasılı bin bir renkli çiçeği ben taşın dünyaya diyor. Bir insan bin bir renkli çiçeği dünyaya taşıyamaz. Deniz aşırı ülkeleri benim sırtıma gitti polen polen yaşam. Polen polen yaşamı deniz aşırı sırtına götüren şey hani polen dediği için arı diyebiliriz belki ama e, uçan sayemde uçuyor. İnsanlar sayesinde uçamaz. Arı sayesinde uçamaz. Yüreği terlerken Ağustos sıcaklarında rençberin alnından ben aldım hasreti diyor. Ha bak ...Range yani çiftçinin de alnındaki teri de e, arı alamaz. O zaman burada çok dikkatli olacağız Tonguç. Gerçekten çok seçici bir soru. Eğer şu anda bu e, videoyu izlemene rağmen bu soruyu cevapladıysan... ...bunun cevabı budur diyorsan gerçekten anlam bilgisinde çok iyi bir seviyesindesindir. Çünkü biz seçici bir soru koyduk. Burada Tonguç konuşturulan varlık kim biliyor musun? Rüzgar. Çünkü rüzgar papatya ilaliyi, gülü, yasemin asılı, bir renkli şeyi taşır dünyaya... R rüzgar sayesinde uçaklar basınç sayesinde uçarlar. ...rençberin yani çiftçinin anlık teri rüzgar alır. Polenleri çiçeklere rüzgar taşır. Dolayısıyla son cümlelerde belki tam rüzgar olduğu anlaşılmasa bile burada konuşulma sanatı yapılan varlık kimdir? Rüzgar Tonguç. O zaman buraya hemen cevabımızı şöyle rüzgar gibi yazıyorum. Rüzgar. Evet, tamam mı Tonguç? Rüzgarı yazdım. Ve i̇ntak sanatı mı var hocam burada? Evet intak yani konuşturma sanatı var. Tebrik ediyorum çok elit bir cevap verdin parçada sonuç anlatımı güçlendirmek için düşünceye gelişme yolları hangisine başvurmuştur? Dikkatli bir şekilde baktığımızda bir kere ee, burada bir konuşturma var. Tamam insan olmaya varlık konuşulmuş dolayısıyla kişileştirme sanatı var ama çok dikkatli bak. Burada diyor ki papatyayı, laleyi, gülü, yasemin asıl bir, bir renkli şeyi ben taşıdım dünyaya diyor. Yani burada taşıdıklarından örnekler veriyor. Aynı zamanda kendini anlatırken bir özel ifade kullanıldığı için tartışma da yapmış. Burada bir tanım cümlesi yok örneklendirme vardır diyebiliriz. Ve en önemlisi de burada e, ben taşıdım, ben yaptım diyerekten diğer varlıklarda da hafiften bir karşılaştırma havası var. O zaman biz buraya ne yazalım? Örneklendirme yazalım şöyle. Örneklendirme yazalım. Örneklendirme ne demekti hocam? Örnek bir, değil mi? Bir konu hakkında örnekler vermek demek. Aynı zamanda deyimlere başvurulmuş. Deyimler kullanılmış deyimler kullanılmış, meclis anlamı sözcükler kullanılmış. Ama tanımlama yok, tanık gösterme yok diyebiliriz. Bunu da yazdıktan sonra hemen geçelim başka bir soruya. Yine bir anlam bilgi sorusu. Diyor ki, yukarıdaki cümlede anlatım biçimlerinden hangisi vardır diyor. Allah Allah. Yeşil dağlar arasında Manisa akşamları morararak susar. İnce rüzgarlarla dağılan ezan seslerinden sonra belde derin bir sessizliğe dalar. Karanlık basıncı yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görünür. Bu da Tonguç yine eski bir sınav sorusundan alınmış bir parça ve bunu sormuşlar. Burada hangisi vardı değil seçenekli sormuşlar tabii betimleme, öyküleme, tartışma, açıklama diye. Burada bir kere açıklama yok. Çünkü ders kitabından alınmış bir cümle değil. Tartışma yok, konuşma bir şeyler sohbet edilmiyor. Burada Tonguç öncelikle öncelikle betimleme var. Manisa'nın akşamki hali betimlenmiş. Biraz öykülemeye de çeliyor. Hani susar, sonra böyle olur, sonra böyle olur gibi bir olaylar varmış gibi duruyor ama burada betimlemenin arvasını mutlaka bilmelisin. Şimdi gelelim başka bir soruya bu cümleye. Diyor ki: Cümle yüklemine göre, anlamına göre, yapısına göre yüklemine göre açıklanızı diyor. Üf! Kocaman bir cümle. o anne. Bak zor sormaya çalıştık biz de size. Bu uzun cümlenin yüklemine göre nasıl bir cümle olduğunu söyleyeceğiz. Yüklemine göre neydi Tonguç'um? Ya isim cümlesi oluyordu ya fiil cümlesi oluyordu. Bu cümle Tonguç'um yüklemine göre o zaman yazıyorum. Şöyle yazalım. Ee, yüklemine göre fiil cümlesi. Neden? Çünkü cümlenin yüklemi bir fiil. Bakalım bak görülür diyor. Anlamına göre anlamı olumlu olduğu için olumlu cümle. Niye? Görülmez demiş. Görülür demiş. Olumlu cümlemizi yazdık. Yapısına göre baktığımızda ise bak önce susar diye bir yüklemimiz var. Sonra dalar diye bir yüklemimiz var. Sonra da görülür diye bir yüklemimiz var. Bu birden fazla yüklemli cümle. O zaman yazalım. Birden fazla Yüklemli cümle. Zaten ya tek yüklemli olabilir ya fiilimsel olabilir ya da birden fazla yüklemli olabilirdi. Burada bağlaş olmadığı için bağlı cümle dediğimiz birden fazla yüklemli cümle ifademizi yazdık. Ve yüklemin yerine göre eskileriniz. Yüklem cümlenin sonunda mı? Evet. O zaman biz buna e, kurallı cümle diyeriz, deriz ve bu sorudan da o kadar uzun durmasına rağmen esasında koy olduğunu görüp kurtuluruz. bak. Yazılar da olmuş böyle bir şey de yapıyorlar. Bu esasında test tekniğinden veyahut da işte açık uç sorulardan, kısa cevap sorulardan çok daha farklı bir soru tarzı. Bunu hocalar sınavda sorduğu zaman öğrenciler yamıldığı için bu örneğe değer verdik. Gerçekten güncel bir soru tarzı. Sana hoca diyebilir ki bana böyle bir cümle yaz diyebilir. Yani bu cümle devrik anlamca falan demez de sen o cümlenin öyle olduğunu bulmanı istemez de senin öyle bir cümle üretmeni kafanda uydurmanı isteyebilir. Şimdi bak demiş ki yüklemin yerine göre devrik diyor. Demek ki bir kere şöyle bir cümle yazacaksak yüklemimiz sonda olmayacak. Başta olabilir, orta olabilir, son. Diyelim ki yüklemimizi böyle bir yere yazdık. Anlamına göre olumsuz diyor. Eksi bir ifade olacak. İçinde fiilimsi bulunacak diyor. O zaman fiilimsileri şurada bir yerlere koymamız lazım. Ve bir fiil cümlesi olacak diyor. Demek ki yüklem bir fiil olacak diyor. Şimdi bir kere zihninde bunu oluşturduktan sonra gel beraber bir tane deneyelim. Mesela fiil cümlesi olacağı için ve olumsuz olacağı için işte diyelim ki gelmek fiilini düşünelim. Geliyor gelmiyor yazacaksın. Niye? Çünkü olumsuz olması lazım bak. Fiil cümlesi dedik mi? Bu kısmı bitirdik. Olumsuz da bitirdik. Tamam. <laughs> Devreyi de bitirdik. Niye bak? Cümle bu kadar kısa olacak hali yok herhalde. Buraya doğru gidecek. Cümlenin sona değil de ortalarına ya da başına koyduğumuz için devrikliği de bitirdik. Anlamına göre olumsuz da bitirdik. Fiilimsi bulunacak. Gelmiyor. Ha, o zaman gelmiyor diyelim ki okula gelmiyor Ali ee, çok ee, yorulunca diyelim mesela. Bunu sen kafandan farklı bir örnekte üretebilirsin. Yorulunca bir fiilimsi mi? Evet. Fiilimsi bunları yaptık. Gelmiyor bir fiil mi? Fiil. Fiil de yaptık. Olumsuz mu? Olumsuz. Ee, devrik mi? Devrik. O zaman biz böyle bir cümle yaptık. Demek ki sana böyle hoca sınavda böyle bir örnek yazmanı isterse... ...bu yeni bir soru tarzıdır. Genelde hocalar soruyorlar... Bu tarz bir ifadeye dikkat etmelisin. Böyle zihninde önce kodlamalısın. Yoksa diğer direkt başlarsan ikili bir silgiyi kullanmak zorunda kalırsın. Şimdi gelelim yeni bir soruya. Yukarıdaki dörtlüğün hangi satırlar arasında neden sonuç ilişkisi vardır demiş. Bakalım. Neden sonuç ilişkisi neydi? Bir, bak bunu sana neden sonuç ilişkisi vardır diye sorabilir. Yargı gerekçesiyle birlikte verilmiştir diye sorabilir. Hangisi bir sebebi bağlanmıştır diye sorabilir. Buraya dikkat edeceksin. Gel bakma kimseye hor. Halkı yorma kendin yor. Yıkmak için çok düşün. Yıkmak kolay yapmak zor diyor. Ee, burada bak niye yıkmak için çok düşüneyim? Çünkü yıkmak kolay yapmak zor diyor. Dolayısıyla üçüncü ve dördüncü satırları arasında bir neden sonuç ilişkisi var. Neden yıkmak için çok düşüneyim? Bak bu ee, sonuç çünkü yıkmak kolay yapmak zor diye neden. Bu nedeni bu nedenden dolayı sonuçta sen yıkmak için çok düşünmelisin diyoruz ve geçiyoruz yeni bir soruya. Şimdi atasözlerimiz var ve bu atasözleri yüklemine göre inceleyeceğiz. Yani isim cümlesi mi fiil cümlesi mi bir yapısına göre inceleyeceğiz. Yani tek yüklemli cümle mi? Fiilimsi bulunan cümle mi? Birden fazla yüklenmiş cümle mi? Yoksa bağlıcı olan cümle mi diye bulacağız. Şimdi bakalım. Birincisi anlam ilişkisine baktığımızda burada yapacağımız şey şu. Amaç sonuç olabilir Tonguç'um. Amaç sonuç olabilir. Neden sonuç olabilir? Neden sonuç? Tabii bu olumlu olumsuz cümle diye de söyleyebiliriz ama anlamına göre demiş. Anlam ilişkisi demiş. Veyahut da koşul sonuç diyelim. Biz bugün bu üçüne bakalım. Şimdi sakla samanı gelir zamanı diyor. Niye saklayayım samanı? Biz öküz müyüz yani? Hayır evladım sığır da değilsin, öküz de değilsin, manda da değilsin, camış da değilsin, ne bileyim kömüş de değilsin, başka ne var? tosun da değilsin. Ama hafif bir düve havası görüyorum sende. Sakla samanı gelir zamanı derken niye saklayalım hocam? Çünkü zamanı gelecek. O zaman burada bir neden sonuç ilişkisi vardır diyebiliriz. Şimdi anlam ilişkisine göre diğerlerine bakalım. Çirkefe taş atma üstüne bulaşır. Ha, bak burada da yine bir yargı gerekçesiyle verilmiş bir sebebi ilişkisi var. Dolayısıyla buraya da neden sonuç yazdık. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Ama yuvarlanmazsa yosun tutar diyebilirsin bak. Peki sana bir şey soracağım Tonguç. Gerçekten bu zor bir sorudur. Bunu genelde öğrenciler bilmez. Benim esasında bu e, örneği hazırlamamdaki sebep buydu. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ne demek Tonguç? Yuvarlanan taş yosun tutmaz yani yuvarlandığı zaman e, taşın üzerindeki kimyasal reaksiyonların yosu, <laughs> e, içindeki e, şeylerle e, antibakteriyel... Daha zor tam bir dakika şöyle bir sorayım sana. Yuvarlanan taş yosun tutmaz demek çalışan başarı olur mu demek? Yani Aynı işleyen hocam. demir ışıldar mı demek? Aynen hocam. Hayır değil. İşleyen demir ışıldar çalışan başarır demek ama yuvarlanan... Yuvarlanmamız gerekiyor. Hayır yuvarlanmamamız gerekiyor. Niye biliyor musun? Yuvarlanan taş yosun tutmaz şu anlama geliyor. Eğer bir insan sürekli iş değiştirirse, sürekli kararsızlık yaparsa... ...bir oraya bir buraya giderse, olduğu yerde belli bir sebat, belli bir kararlılık göstermezse... ...yosun tutamaz yani bir ürün veremez. Öyle böyle dombili dombili dolaşır diyor. Dolayısıyla başarılı insanlar işinde sebat eden, kararlı bir şekilde devam eden ve yosun tutan taşlar gibidir çünkü onlar yuvarlanmamışlardır. Ama yuvarlanırsak bir öyle bir buraya gidersek yosun tutamayız, verimli ürünler veremeyiz diyor. Dolayısıyla buna dikkat edeceğiz. Ama işleyen demir ışıldar senin dediğin gibi, çalışan kazanır gibi, başarılı olur gibi. Dolayısıyla yuvarlanan taş yosun tutmaz, yuvarlanmayan taş yosun tutsa olduğu için burada da bir koşul sonuç ifadesi var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan daha olur. Burada yine bakıp bakmamana bağlı, bu koşula bağlı bir sonuç ilişkisi görüyoruz. Şimdi gelelim yüklemine görelere bakalım. Yüklemine göre sakla ve gelir ifadelerinden dolayı biz bunların fiil cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fiil cümlesi yazdım bitti. Çirkefe taş atma üstüne bulaşa bak. Atma bulaşır diyor. Dolayısıyla yine bu da bir fiil cümlesi. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Tutmaz yine bir fiil olduğu için bunun da bir fiil cümlesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakarsan bağ olur, dağ olur. Olurlardan dolayı bunlar da yine fiil cümlesi diye buraya notumuzu aldık. Şimdi gelelim yapısına göre bakalım. Yapısına göre az önce söylediğimiz şey neydi? Tek yüklemli olabiliyordu. İçinde fiilimsi bulunan cümle olabiliyordu. Veyahut da birden fazla yüklemli cümle olabiliyordu. Bir de bağlıcı olan cümle olabiliyordu. Şimdi sakla zamanı. Bak sakla birinci yüklemimiz. Gelir zamanı gelir ikinci yüklemimiz. Dolayısıyla bu yüklemine göre birden fazla yüklemli. Yani sıralı cümle diyebiliriz. Birden fazla yüklemli cümle diyebiliriz. Çirkefe taş atma birinci yüklem. Üstüne bulaşır ikinci yüklem. Bu da yine birden fazla fazla yüklemli cümle yani yapısına göre sıralı cümle diye diyebiliriz sonuçum. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Burada bir tane yüklem var ama bir de yuvarlanan diye bir sıfat fiilimiz var. Yuvarlanan an sıfat fiili var. Dolayısıyla buna biz fiilimsi bulunan cümle, fiilimsi bulunan, fiilimsi bulunan cümle diyerekten bunun da yapısını birleşik olduğunu yakalayabiliriz. Bakarsan bağ olur birinci yüklem. Bakmazsan daha olur ikinci yüklem. Dolayısıyla bu da yine birden fazla yüklemli cümle diyoruz ve bu kısmı da bu şekilde halletmiş oluyoruz. Gelelim diğer bir sorumuza. Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı vardır demiş. Şimdi indirim perdeleri, indirim perdeleri sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak hışırdayan bu altın yağmuruna dalarak dinleyin içerimde serinleyen kederi diyor. Şimdi bak birincisi burada sonbaharın ağlamasından dolayı bir kişileştirme yani insan olmayan varlıklara insana özgü özellik verilme sanatını görüyoruz. Ve altın yağmuru diyor. Altın yağmuru derken burada da bir benzetme sanatı var. Dolayısıyla burada hem kişileştirme hem de benzetme sanatı vardır diyebiliriz. Gelelim başka sorusuna. Dörtlükteki fiillerin zaten yeni sistemde biliyorsun bu tarz sorular geliyor. Yani bir paragrafa bir şiire bağlı birden fazla soru gelebiliyor. Biz de ona benzer bir yazılı hazırladık. Dörtlükteki fiillerin çatılarını nesne ve özne yüklem ilişkisine göre inceleyiniz demiş. Hemen inceleyelim. Şimdi bak. Önce fiilleri bulalım. ...indirim perdeleri. Bu indirin zaten hangisi? İndir ne diyorsun evladım? Sonbahar ağaçlarda ağlarken yaprak yaprak, hışırdayan bu altın yağmuruna dalarak dinleyin içerisinde serinleyen kederi. Dinleyin ve indirin. Başka da fiil yok. Şimdi, nesne yüklem ilişkisine göre bir fiil, nye yazıyorum... ...ya onu kelimesini aldığı için geçişli olabiliyordu ya da onu kelimesini alamadığı için geçişsiz oluyordu. Onu indirin diyebiliyorsun, bu o zaman geçişli diyorum. Onu dinleyin diyebiliyorsun, o zaman bu nesne yüklem ilişkisine göre geçişli. Özellikle ilişkisine baktığımızda Tonguç'um eğer özne kendisi yapıyorsa etken oluyordu. Eğer iş başka tarafından yapılıyorsa edilgen oluyordu. E burada siz indirin kendiniz indirin dolayısıyla bu geçişli ve etken. Siz dinleyin yine geçişli ve etken diyebiliriz. Dolayısıyla fiil çatısını incelemiş olduk. Diğer sorumuza bakalım diyor ki dörtlükteki filmseri bulup çeşitlenebilirsiniz diyor. Hemen filmseri bulalım. Ağaçlarda ağlarken zarf fiil, hışırdayan sıfat fiil, Dalarak erek arak iki almış zarfil. Serinleyen en eki almış sıfat fiil. Anası mezar geçecekmiş. O zaman serinleyenin altına sıfat fiil. Hışırdayanın altına sıfat fiil. Ağlarkenin altına zarf fiil. Dalarağın altına da zarf fiil yazdım. Ve hemen geldim başka bir soruya. Yukarıdaki parça yer alan yazım yanlışını düzelttiniz demiş. Tonguç bu arada çalışmalar nasıl gidiyor? Hocam benim çalışmalarım çok güzel. Yeni denemelerinizi çözüyorum hocam. Harikasın bak. LGS motivasyon denemize Nisan 4'ü çıktı. Burada hedefini buraya yazıyorsun Tonguç'um. Biliyorsun Mart'ı da vardı. Mart 4'üsünde mutlaka çöz. Eğer almasa mutlaka al. Nisan 4'üsünü al. Bunlar e, Nisan ve Mayıs ayına kadar ki Mart ayına kadar tüm konuları kapsayıcı ve sözel mantık sayısal analiz soruları da içeriyor. Buraya hedefini yazıyorsun. Rehberlik yapıyor. Sayısal sözel detaylı analiz yapıyor. Ardından denemeler başlıyor. ...denemelere baktığın zaman gördüğün gibi bak sözel mantık soruları böyle şöyle göstereyim bak görüyor musun böyle uzun uzun yeni tarz sorular. Yeni bak. sorulara uygun mu hocam? Yani tamamen yeni soruları arıyor hocam. Yeni sorular tamamen Tonguç Akademi'nin yayınlarında tamam. Sayısal da gördüğün gibi yine birden fazla kazanım içeren sayısal analiz sorularını görebiliyorsun hem fen de hem matematik. Sayısal sözel bölümde ayrılmış mı hocam? Tabii ki dörtlü denememizde de yine dörtlü motivasyon denememizde bu durum var. Hocam eğer zoru seviyorsan yine zoru bankalarımızda yine meb'in örnek soruları. Sayısal sözel ayrılmış mı hocam? Evet sayısal sözler. sözel sözelde Türkçe sosyal din İngilizce sayısal da matematik falan var. Bak, Peki hemen matematik. Konuları nereden öğreneceğim hocam? Matematik fene baktığımızda böyle yatay soruları görüyoruz. Konular konuları içinde hocam? sana bomba bir ürün getirdik Tolmuş. Sıfırdan sekize seti. Gördüğün gibi hem sıfırdan sekiz bir hem de sıfırdan sekiz iki içinde var. Gördüğün ne? gibi kalınca bir şey. Tüm sekiz sınıfın konu altın dersler ve soru bankası var. Oo. İçerisinde sıfırdan sekiz ikiye sekiz artı bir sekiz iki var. Hem sözel dersler. Türkçe, İnkılap, İngilizce, Din, hem sayısal dersler, matematiksel ve gerçekten çok... Hocam içinde ne var? Bir gösterseniz. İçinde ne olduğunu hemen gösterelim. Çatlayacağım yani hocam. Çatlama, hemen şöyle gösterelim. Çatlama Tomuç'um. Açıyorum. Evet. Gerçekten şok olacaksın. Kutuyu açıyorum. Kutuya gittik. Sıfırdan 8-1'e. Bayağı kalın gördüğün gibi. Bak gördüğün gibi bayağı bir kalın. O kitap vardı ya, o da var içerisinde. Hem de sıfırdan sekiz 2ye de var. Bayağı böyle gördüğün zaman resmen tüm Hocam, 8 sınıfı gerçekten net bir şekilde bir şey sol diyor? taraf konu anlatı. Hocam peki daha fazla metroda falan <laughs> evet. gerçekten. Hocam ne bal reklamı yaptın? Siz de nasıl bir insansınız? Oğlum önce ya. tanıtırız sonra ne bal reklamı yaptın diyorsun. Gerçekten çok ayıp bir şey yani. Bizim Ama zamanımızı bak... çalıyorsunuz hocam lütfen. Oğlum bak sıfırdan 8-2'nin bir tane açılmışını gösterene tam bağlı olsun bak. Burada konu anlatımı, burada tak onunla alakalı soru. Burada konu anlatımı, burada tak soru. Burada tak 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 diyoruz. Oğlum şunları alır mısın lütfen buradan Tomuç? Hocam gerçekten iyi balcısınız yani. Ya var ya Tomuç resmen beni kutuya. O Yaptığınız zaman sana tanıtıma girer hocam. Tamam yaptığın tanıtıma girer ama o zaman sana şu boş kutuyu vereyim en azından moralin bozulmasın. Bunu evde oynarsın tamam mı? Üstüne çıkarsın. Hadi bakalım. Beynim gibi boş kutu. Evet tebrik ediyorum. Yukarıdaki parçaya yer alan yazım yanlışlarını gösteriniz demiş. Gerçekten buradaki yazım yanlışlarını bulabiliyorsa bir öğrenci öğrenci değildir. Öğrenci ötesidir. Niye biliyor musun? Gerçekten kazı kur aziz hazırladık. Bakalım. Şimdi Bugün, bugün sabahtan bu yana birçok kişiyle tek tek diye gidiyor ya bak. Bugün bir kere bitişik yazılmalıydı bir. Sabahtan değil sabahtan olmalıydı iki. Bu yan ayrı yazılır üç. Birçok bitişik yazılır tamam. Kişiyle tek tek İkilemeler ayrı yazılır. Dört. Görüşene rağmen olayda kimin haklı olduğunu... ...buradaki olaydaki daha atamıyorsun. Çünkü ek olan D daha bu bir çıkılması lazım. Kanıt layabilecek bilgilere ulaşamadım. Bu konuda her iki taraf söylediklerimi diye, demesi lazım. Yani her iki taraf da diyebiliyoruz. Bunlar ayrı yazılmalıydı. DD bağlacı. bağlıcı. Güya ünsüz benzeşmesiyle çık yazılıp senin dikkatini kaçırmaya çalışmış. Bu konuda her iki taraf Söylediklerimi önemsemiyor diyebiliyorsun. Dolayısıyla buradaki daha ayrı yazacağız. Yine hiç de de hiç de şeklinde yazılacak. Niye? Bu konuda her iki taraf söylediklerimi hiç önemsemiyor diyebiliyorsun. Hiç de önemsemiyor diyebilirsin. Hiç önemsemiyor diyebilirsin. Dolayısıyla bu da ayrı yazılacak. Dolayısıyla bir iki üç dört beş altı tane yazım yanlış var. Bu yanlışları da düzelttik. Şimdi sıra ödüllü sorumuza. ödülü sorumuzu yap yorumlara yolla Tonguç'um. Akademi.com'da dijital sorularla beraber onlarca e, örnek denemeyle beraber süper videolarımız, konaltımız çok daha fazlası var. 8. sınıf kanalımıza mutlaka abone ol. Ana kanalımıza da abone ol. Facebook'ta ve Instagram'da LGS'nin çok özel paylaşımlarımız var. Bunları mutlaka takip et. Bir önceki ve sonraki videomuza bakmayın. Teşekkür ederim.